psikolog gerekli mi? Bu en çok sorulan sorulardan biri. Evli çiftlere terapi veriyor musun? Şimdi panik atağın en önemli özelliği ne zaman geleceği, nerede geleceği ve ne kadar süreceğinin belli olmamasıdır. Duygularımız bizim yeme durumumuzu belirliyor. Şimdi biz iki türlü açlık yaşıyoruz hayatımızda. Bazen e, çocuklarda veya hala bizlerde bir vicdan rahatsızlığı yarasıyor bu durum. İnternet ve bilgisayarın aşırı derecede kullanıldığı durumlar 3 yaşına kadar ekrana maruz bırakıldıklarında Ceren: Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ceren: Ne iş yapıyorsun? Ben psikolog, klinik evet. psikolog. Klinik psikoloğun normal psikologlardan farkı nedir? Psikoloji bölümünü okuyunca 4 yıllık psikolog olarak mezun oluyorsunuz. Ama klinik psikolog olabilmek için bir üniversitenin yüksek lisansına başvurmanız gerekiyor ve klinik psikoloji yüksek lisansı yaptığınızda klinik psikolog oluyorsunuz. Peki nerede çalışıyorsun? Ben Kapaklı Belediyesi'ne çalışıyorum yaklaşık 4 yıldır. Belediyede psikolog ne iş yapar? Kapaklı Belediyesi'nin ücretsiz olarak vatandaşlara sunduğu psikolojik destek gibi düşünebilirsiniz. İnsanların sıkıntıları olduğunda, sorunları olduğunda ya da psikolojik problemleri olduğunda başvurabilecekleri ücretsiz bir yerdeyiz belediye olarak. Yani Kapaklı Belediyesi altyapı, üst yapının yanı sıra psikolog olarak da halkın yanında diyorsun. Evet, sosyal olarak da vatandaşlara yardım ediyoruz. Çok güzel bir hizmet. Tebrik ediyoruz. Ceren, psikolog olmaya nasıl karar verdin? Herkesin bir hayali vardır, hedefleri vardır. Benim de hayallerim vardı. Ve liseye başladığım zamanlarda bu biraz şekillendi. E, rehber öğretmenlerim sayesinde de şekillendi diyebiliriz aslında. Onların vasıtasıyla ben bir psikoloji bölümünü araştırmaya başladım. Araştırdıktan sonra sevdim de. Ve sonrasında lisede bölüm seçmeniz gerekiyor mesleklere göre. Ben de iştiharlığı seçtim. E, ve sonrasında da sınavlara girdim. E, tek tercihim psikolojiydi. Ve psikoloji bölümünü okudum. Psikolog ve psikiyatrist arasındaki fark ne? Psikologlar 4 yıllık psikoloji bölümünü okuyorlar ve psikolog oluyorlar. Psikiyatristler ise tıp okuyorlar ve psikiyatrist oluyorlar. Nasıl göz doktoru var, dahiliye var bu da e, bu şekilde bir bölüm. Psikologlar ilaç yazamıyorlar. Psikiyatristler ilaç yazabiliyorlar. İnsanların en çok karıştırdığı kısım da burası. E bu şekilde farkları var. Danışanların bana ilaç yaz diyorlar mı? Evet oldukça fazla oluyor. Veya sen yazabiliyor musun diyorlar. Ben de yazamadığımı bir doktora gitmeleri gerektiğini söylüyorum. Psikolog gerekli mi? Her eve bir psikolog lazım mı? Şimdi dünya gelişiyor, teknoloji hayatımıza giriyor ve insanlar bu sürece ayak uydurmakta zorluk çekiyorlar. Ve zorluk yaşadıkları için de e, hep bir yerde sakılıyorlar. O yüzden herkesin bir psikoloğu yok şu an hayatımızda ama umarım ilerleyen zamanlarda her evde bir psikolog olur. Psikologluk deli doktoru mu Ceren? İnsanlar hep böyle görüyorlar yani bir psikolog deyince deli doktoru diyorlar ama bununla alakası olmayan bir şey. Çünkü deli kavramı uçsuz bucaksız bir şey. Herkese göre değişen bir durumda. O yüzden deli doktoru değiliz. Sana geldiklerinde ben deli miyim diyorlar mı? E, diyenler var evet ama artık çok fazla karşılaşmıyoruz. İnsanlar biraz daha bilinçlendiler. Belediye olarak insanların bilinçlenmesine faydalı oluyorsunuz galiba. Kesinlikle. İşe ilk başladığım zamanlarda bu farkındalık çok düşüktü. Yani insanlar evet deli doktoruna mı gideceğiz diyorlardı. Ama artık insanlar çocuklarıyla alakalı bir şey olduğunda veya kendileriyle alakalı bir durum olduğunda da gelip danışmak istiyorlar. İlla kocaman bir sıkıntı değil. Hani bir danışalım, soralım, bilgi alalım deyip gelenler çok oluyor. İlk başladığında talep nasıldı? Şimdi nasıl? İlk başladığında talep yoktu diyebiliriz. E, çünkü insanlar işte biz oraya mı gideceğiz veya işte e, ben gidersem biri görürse ne der gibi e, durumlar olabiliyordu. Ama şu an talep oldukça fazla. Neredeyse bir ay sonrasına e, randevu veriyoruz sistem üzerinden. E, talepler oldukça fazla diyebiliriz. Mesela ben sana geldim. Bir sorunum var. Görüştük. Sonrasında bir daha randevu veriyor musun? Evet yani süreç aslında şöyle ilerlemiyor. Herkesin o bildiği gibi işte bir kere derdimi anlatıyorum gidiyorum gibi ilerlemiyor. Psikologlar terapi eğitimleri alıyorlar ve biz bir terapi süreci yönetiyoruz o durumda. Kişilerin rahatsızlıklarına, hastalıklarına veya problemlerine yönelik bir program düzenliyoruz ve ulaşacağımız süreci de onlara anlatıyoruz. İşte şu tarihte bitme ihtimali var veya şu gün şunu yapacağız, bugün bunu yapacağız deyip onlara anlatıyoruz ve mutlaka devamı da geliyor görüşmeleri. Psikologluk mesleğinin sırrı nereden geliyor? Dinlemek mi, konuşmak mı? Şimdi e, dinlemeyen kişi iletişim kuramaz. Hayatımızın odak noktası bu bence her anlamda. Bizim mesleğimizde de böyle. Dinlemek çok önemli ve her meslektaşın da bunu yapmalı. E, ben dinlemeyi çok seviyorum. Dinlenip bir sürece de insanları anlayabiliyoruz ve daha iyi yaklaşabiliyoruz onlara. O yüzden dinlemek çok önemli. Peki çağımızda insanlar birbirlerini dinlemediği için mi psikolojik sorunlar var? Şimdi insanlar evet birbirlerini dinlemiyorlar. Çünkü hep kendileri anlatmak istiyorlar. Hep benim derdim var, benim şuyum var, benim buyum var dedikleri için karşı taraf ne diyor, e, ne yapıyor, bana bir şey mi söylüyor, bana bir şey mi anlatmaya çalışıyor dinlemedikleri için iletişim kuramıyorlar ve problemler de o anlaşamamazlıktan doğuyor. Evli çiftlere terapi veriyor musun? Evet. E, yani bununla alakalı terapi eğitimlerini aldım. O yüzden de eğer benim yardım edebileceğim bir noktadaysa onlarla görüşmeyi kabul ediyorum. Ortalama bir seans kaç dakika? E, şimdi belediyede çok yoğun süreç geçirdiğimiz için maksimum 45 dakika kadar tutmaya çalışıyoruz bu süreci. Ki oldukça da iyi bir süreç bence etrafa baktığımızda. Maksimum 45 dakika kadar sürüyor diyebiliriz. Kapaklı Belediyesi'nde yaşayan vatandaşlar senden randevu alıp gelip dertlerini anlatabilirler. Doğru anladık değil mi? Evet doğrudur. 444-8059 nol telefon numarasından arayarak randevu alabilirler, talep edebilirler ve sonrasında da görüşebiliriz. Kapaklı Belediyesi olarak her hafta farklı bir konuyla sık sorulan sorularla Kapaklı halkının karşısında olacak diyebilir miyiz? Evet bundan sonra her hafta yeni bir programla, yeni bir konuyla sizlerle beraber olacağız. Bizi izleyenler için bir ekleme yapalım. Kapaklı'da yaşayan insanlar merak ettikleri konuları sosyal medya aracılığıyla sana ulaştırırlarsa bu konularla alakalı video çeker misin? Tabii ki de belediye aracılığıyla sorularını ulaştırabilirlerse bundan sonraki konuları ona göre de şekillendirebiliriz. O zaman anlaştık Ceren. Bundan sonraki süreçte 444 8059'un olduğu Kapaklı Belediyesi'nin telefon numarasından ücretsiz bir şekilde görüşmek için randevu alabilirsiniz. Ama bizler sizlerle daha sık görüşebilmek için her hafta yeni bir video çekeceğiz. Yeni bir video ile karşınızda olacağız. Önümüzdeki hafta yepyeni konularla görüşmek üzere.